Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evin bahçesindeyiz ve fidanlarımızı dikeceğiz. Artık ilkbahar ayları geldi. Bugünleri değerlendirmemiz gerekiyor. Fidanlarımızı bir an önce dikmemiz gerekiyor. Ve burada avokado fidanlarını diktik arkadaşlar. Ve bugün sizlerle avokado fidanı nasıl dikilir, nasıl yetiştirilir, özellikle bu konularda kısa bir video paylaşmak istedim. Avokado artık bildiğiniz gibi çok tüketilen bir meyve olduğu için artık talep fazlalaştı ve her yerde artık avokado fidanları yetiştirilmeye başladı. İklim şartı tabii ki önemli arkadaşlar. Her iklimde yetişmiyor maalesef. Bazı özellikle soğuk iklimlerde olanlar bile avokado fidanı yetiştirmek istiyor. Ama tabii ki dikseniz bile soğuk iklimlerde özellikle soğuktan etkileneceği için verim alma ihtimaliniz çok düşük. Özellikle onu da belirtmek istiyorum. Şimdi fidanı nasıl dikeceğiz? Bunlara da değinmek istiyorum. Bu şekilde biz keselere fidanlarımızı, çekirdeklerimizi dikiyoruz. Çekirdekleri diktikten sonra böyle fidanlarımız oluyor, büyüyor. Çok kısa süre içerisinde büyüyor arkadaşlar. Özellikle yaz sıcağında falan böyle hızlı bir şekilde 5-6 ay içerisinde bu şekilde aşı kıvamına geliyor. Özellikle aşılama konusunda çok fazla soru soran var arkadaşlar. Avokadodan aşılamadan meyve alabilir miyiz şeklinde çok fazla soru alıyorum. Avokadodan da yine aşılamadan da meyve alabilirsiniz ama tabii ki bu uzun bir süreç arkadaşlar. En az 5-6 yıl, hatta bazı ağaçlarda 10 yıl kadar sürebiliyor meyve alabilmek. Tabii ki aşılamanızı tavsiye ederim. Aşılamayı da hani etrafınızda tabii ki çelik bulamayabilirsiniz. En azından bir tane aşılı fidan alıp ondan çeliklerinizi alıp kendi fidanınızı bu şekilde de aşılayabilirsiniz. Şöyle diktik ağaçlarımızı, diğer ağaçlarımızı, avokado fidanlarımızı diktik. Her birinin arasını 5 metre olacak şekilde ayarladık. En az 4,5-5 metre olması gerekiyor arkadaşlar. Çok sık dikmeyin. Yani bunların bu şekilde fidan olduğuna bakmayın. Yayvan bir ağaç olduğu için oldukça yayılıyor. O yüzden çok böyle sık dikerseniz verim alamazsınız. İleride çok birbirine girer. O yüzden 5 metre kadar ara bırakın. Hatta genelde bizim bu çevrede şu şekilde olur. Bakın şöyle göstereyim. Burada bir tane fidanımız var. Bakın bir tane de burada var. Arası 5 metre ve biz bu 5 metreyi değerlendirmek için ortaya bir böyle şeftali, nektari bu tarz bir fidan dikiyoruz. Şeftali, nektari bu tarz ya da eğrik, işte bunlar hızlı büyüyor ve hemen ürün alabiliyorsunuz, meyve alabiliyorsunuz. Ama avokado biraz daha geç büyüyor. O yüzden avokadolar yeteri kadar büyüklüğe ulaşana kadar bu ara yerdeki şeftaliden yine siz meyve almaya başlıyorsunuz. Yani onu satışla yapabilirsiniz, tüketebilirsiniz de. İlerleyen zamanlarda zaten bu ağaçların çok fazla ömrü uzun olmuyor arkadaşlar. Eğer yeteri kadar ilaçlama yapmazsanız, bakımını iyi yapmazsanız, ki biz çok fazla ilaçlama yapmadığımız için belli bir süre sonra yaklaşık 4-5-5-10 yıl kadar gidiyor. Ondan sonra ağaç kendiliğinden kurumaya başlıyor. O yüzden böyle aralarını değerlendiriyoruz. Genelde bu çevrede hep bu şekilde yapılır. Ortaya böyle avokadonun ortasına bir şey dikilir. Çünkü arası çünkü çok bırakılıyor. 5 metre ara bıraktığımız için o ara yerleri bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Bakın şurada yine bir tane fidanımız var. Buraya yine şeftali dikmiştik. Şurada göstereyim, bakın bu da avokado. Şöyle ara yerleri değerlendirmiş olduk. Şimdi dikerken nasıl dikeceksiniz? Özellikle bu konuya değinmek istiyorum. Bakın bu keselere diktik ya, bu keselerde toprağını bozmadan dikmeniz gerekiyor. Aksi halde avokadonun köklerinin dağılmaması gerekiyor. Köklerindeki toprak dağılırsa genellikle fidan tutmuyor. Toprak hem yumuşak oluyor hem de besin değeri yüksek olacağı için gelişime daha iyi oluyor. Daha sonra da üzerine fidanımızı koyacağız. Çukurları tabii ki siz derinliğini bitkinizin, fidanınızın durumuna göre ayarlamalısınız. Şimdi bu fidanımızı biz aşısını yapmadık. Bu aşısız bir fidan arkadaşlar. Aşısını kendimiz bir iki ay kadar sonra, yani Mayıs ayı gibi kendi aşımızı kendimiz yapacağız. Bu aşısız bir fidan olduğu için bunu böyle çok derin bir çukur kazmadık. Ama sizin fidanınız tabii ki büyükse biraz daha derin bir çukur kazabilirsiniz. Bakın şu şekilde toprağını dökmeden dikiyoruz. Toprağının dökülmemesi gerekiyor. Aksi halde dediğim gibi kökleri çıkarsa bitkiden verim alamayız. Yani bitki kuruma moduna girer. Etrafını bu şekilde yumuşak toprakla yine kapatıyoruz. Toprağı hafif dağıttıktan sonra yumuşak topraktan yine üstüne, bakın bu şekilde hayvan gübresini ekliyoruz. Hayvan gübresi hem yumuşak tutuyor arkadaşlar, hem de besin değerini yüksek tut. O besin değeri yüksek olduğu için fidanın daha iyi bir şekilde, daha hızlı bir şekilde gelişmesini, büyümesini sağlıyor. Tabii ki toprağın besin değeri ne kadar iyi olursa bitki o kadar iyi gelişir.
Bu şekilde bakın fidanımızı diktik. Daha sonra da yine böyle etrafına tahtalar çakacağız ve tül çekeceğiz arkadaşlar. Avokado güneşte yaktığında özellikle güneşten de etkilenir, soğuktan da etkilenir. Etrafına rüzgardan da etkilenir. O yüzden etrafına siyah böyle tül çekiyoruz. İlerleyen zamanlarda sizlerle onu da paylaşacağım. Soğuktan yaprakları rüzgardan etkileneceği için hemen kuruma yapar. Hatta bu konuyla ilgili bana çok fazla soru geliyor. Balkonda özellikle yetiştirenlerin yaprakları özellikle kuruyor. Güneş de yakıyor arkadaşlar. Güneşten de, soğuktan da, rüzgardan da etkilenmemesi için şöyle 3 tane tahta çakıyoruz yere ve etrafını böyle tülle kapatıyoruz. Siyah böyle tüller var. Seraların üzerine de kapattığımız tüller. Onlarla etrafını sarıyoruz. İlerleyen zamanlarda yine sizlerle onu da paylaşacağım. Fidanınızı diktikten sonra tabii can suyu vermeyi de unutmayın arkadaşlar. Fidanı da özellikle ilkbahar aylarında dikiyoruz. Toprakta zaten nemli. Yine de tabii ki bir miktar can suyunu veriyoruz. Bu şekilde fidanımızı diktik. Etraftakileri de yine şöyle göstereyim. Bakın 5 metre arayla diğer avokado fidanlarımızı da evin etrafına diktik. Dikim işlemini ne zaman yapacaksınız? Özellikle bu konuya da değineyim arkadaşlar. Özellikle bizim bu çevrede genellikle Mart ayı gibi, Nisan ayı gibi böyle bahçeye dikilmeye başlanıyor. Soğuk havalardan özellikle etkilenmemesi için genellikle Mart ayı gibi, Nisan ayı gibi dikimler başlıyor. Ve Mayıs ayı gibi de biz bu dikmiş olduğumuz fidanları artık Mayıs ayı gibi kendine iyice toplamaya başlayacak. Ve kabukları suyla dolmuş olacak. Tam o zaman da aşılama aşamasına geçeceğiz. Aşılama ile ilgili aslında daha önce sizlerle paylaşmıştım video. Ama yine de tabii tekrardan bunları nasıl aşıladığımı da paylaşabilirim ilerleyen zamanlarda. Aşılamadan da tabii dediğim gibi ürün alabilirsiniz ama aşılamanızı yine de tavsiye ederim. Tabii aşılarsanız ürünün miktarı, kalitesi çok daha iyi olur. İstediğiniz aşıyı da yapabilirsiniz böylelikle. Bulunduğunuz iklim koşullarına göre fidan yetiştirmeyi de unutmayın. Biraz daha soğuk, özellikle soğuk iklimlerde yaşıyorsanız yine soğuğa dayanıklı türleri tercih edebilirsiniz. Aslında bunlarla ilgili de yine video paylaşmıştım. Daha detaylı olarak izlemek isterseniz kanalımda videolarım mevcut. Yukarıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videonun daha sonuna geldik. Çiçek ve bahçe bakımı konusunda yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.